Günaydın. Günaydın. Çok sıcak bir geceydi. Evet. Şu anda sabah saat 6. Attık kendimizi. Zaten Haziran klimayla yapıyoruz. Çoluk çocuk mağa ile evet. Geldik gene. Bunlar orada kufla çakıl orada. Kufla çakıl da kardeştirler. Burada da uyukluyor burada. Puf. Çocuğum. Tabii biz erken kalkınca hepsi erken kalkmış oldu. Bu saatler çok güzel oluyor. Şimdi birazdan güneş doğacak. Evet, saatimiz kaç? Bakayım şuradan. 6.03 şu anda. 6.03. Yavaş yavaş. Ekranda çıkıyor. Başka yani tarafta da ikramlar var. Bizim gibi erkenciler birkaç tane böyle ona... Şeydir o, Neşe'dir o. Neşe ile Hakan'dır. Hakan galiba. Erkenciler belli. Yani çok sıcak başladı havalar. Yani Haziran için aslında hiç... Biz bu Haziran aylarında böyle hiç olmadık yani, başa. Klima yakmazdık bir kere. Evet. Klimayı yakmak da klimayı çalıştırmazdık. Biz Ağustos ayında yani. Ya. Klima. Ya değil mi? Ağustos ayında klima yapmak. Ağustos ayında çalıştırmazdık klimayı. Biraz erken başladı. Çok. Ama o şey yani yaz ayları burada yorucu oluyor sıcaktan dolayı. Yani Temmuz, Ağustos aslında bizim çok da haz etmediğimiz aylar. Enerjimiz alıyor. Evet, şey. Hem sıcaktan hem kalabalıktan. Bu sene bayramla birlikte sıcak da gelince yani bir ay erken başladı. Aslında Haziran güzel olurdu burada. En güzel zaman hatta evet. Akşamları serindik. Evet, günün denize girilir. Akşam serin mi şimdi? Dışarıdan çok güzel. Evet, çok sakin. Kahve getirdim mi? Kahve mi? Tamam. Bardak getirdin mi? Ne yaptın? Amerikan mı? Amerikan mı yaptım. Ben onu hafif yapıyorum ya sabahları o güzel gider diye ondan yaptım. Senin telefonun. Ben benim telefonumu almamışım galiba. Ya bu kolum çocuğu. Nasıl? Soldaki efendim proof, sağdaki çakıl. Bu erkek, bu dişidir. İkisini de ameliyatladık. Onlar da evimizin bireylerinden ikisi oldular. Kaç yaşında şimdi? 3 var mı? 3'ü bitiriyorlar herhalde. 3'ü bitiriyorlar evet. Kuf şey, samur gibidir yani kuyruğu falan. Eyvah. Ay hiçbir şey görmedi biliyor musun? Biz ayaklarımızı o da hiçbir şey yaptı. Ay bey var ya. Çok sever yani. Şey yaptılar kulaklar irkildi. Ha, köpek geliyormuş. O köpek de şu yavruların annesi Ayşe. Tanıyor da halbuki. Tanıyor. Şimdi görünce yaptığı şey olacak. Sakinleyecek. İşte bizim köpeğimizin de en büyük problemi o. Başka köpek gördü mü? Herhalde yavruluğundaki travmalardan. Yani biz Jojo'yu sokağa atmışlardı. Değil mi? Birisi bizi sahiplendiğimiz kişi onu bulana kadar o sokakta ne yaşadı? Çok küçüktü çünkü aldığımızda. Evet. Ufacık bir bebekti. Yani olarakken kim bilir nelerden korktu. Yani tanımadığı köpekler onu çok rahatsız ediyor. Şimdi bak tahminim. Tanıyor, bir şey olmayacak. Yani insanlarla problemi olmayan ama evet, yabancı köpeklere
Evet. Ama o köpeği yabancı köpek de yiyorlar ona. Ama yabancı köpek değil, anne bak şey de gitti. Hemen anlıyorlar yabancı köpeği. Hiçbir şey olmayacak annesi, sanıyor çünkü. Ha, o da oturdu zaten, gelmiyor yanına. Nasıl su? Su sıcak. Yani zaten suya bakıyorum şurada. 25 derece şu anda dışarıda. Dışarının sıcaklığı 25 derece. Su da çok sıcak. Evet, şu anda benim de ayaklarımda. Sen biraz soğuk deniz sevmezsin. Tam senin gibi değil miyiz aslında? Evet evet, çok güzel. Kirli. Maalesef yani bundan bir 7-8 sene önce Datça Denizi her yerde pırıl pırıldı. Sıralar Lodos'ta. Lodos'ta kirli. Artık her yerin denizine benzer. Güneş de baş. Güneş de geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Artık dağın arkasından çıkacak gibi. Güneşi doğurdu. Sana biraz daha kahve koyayım mı? Koy kardeşim. Şunu da sana koyayım. Bu arada şeyi söyleyeyim de. Şey, Instagram'da tabii daha çok yayın yapıyoruz. Ayşegül Hanım, bu neresi, ne kadar sessiz sakin bir yer, kimseler yok bayramda bile. İşte saat şu anda kaç? 6'yı 20 geçiyor oradaki, evet. Saatten gördüm. Bu saatler böyle oluyor. Sonra benim de genelde denize girdiğim saatler, şimdi çekmeyelim ama şimdi orada gene bir köpekleriyle gelmiş bir çift var, onlar çay içiyorlar. Bir yerde bir iki kişi var, işte bu kadar oluyor ama tabii sonra. Burası da her yer gibi. Tıklım tıklım dolu oluyor. Güzel mi sen denize? Girerim herhalde. Girerim herhalde. Burada gene yavrular bu sene kışa doğru. Bu o ufak yavrular var ya, onun annesi mi? Annesi mi bu? Tabii annesi. Hiç şey yok. Yani bitti artık, bıraktı köpekleri ya. Dördü yolda aşağı. Nerede? Çocuk bana çakıl orada. Ne kadar ilginç bir tohum var. Tohum herhalde. Tohum mu yoksa şey mi bu? Şey, arı. Arı yok. Mı? Ama ne kadar arı düzgün. Yok. Yani artık arı yok da. Bu formda olmaz arı yuvası. Ne kadar düzgün bir şey. Evet. İlginç. Tohum herhalde. Şunu götürme. O da olabilir. Eşek arıların yuvaları da böyle yuvarlak oluyor bazen de, ama bu kadar da tam yuvarlak görmedim, rastlamadım. Bugün olmaz herhalde. Nerede? Ha. Köpek bakıyorlar aşağı. Çakıl da bizim eve kendi kendine monte olan. Ha, evet. Onu öğretmedik hiç. Kapıyı da öğretmedik. Evet, şeyin Puf Puf'un kız kardeşi diye. Puf Puf çok seviyor. Ha, Puf Puf'unu öğrettim. Evet, Puf Puf çok seviyor onu. Öyle işte, çakıl da Puf Puf'a tahammül ediyor değil mi? Sonra 3 tane yavru yaptı. Komşular bunu şey yapmışlar. Kısırlaştırmışlar. Yavrularını sahiplendirmişler. Sonra da ama bir gün baktık bizim eve kapıdan girdi.
kardeşi Puf Puf'la. Bir de şey, ama böyle yani bir şekilde yabancı olduğunu da biliyordu geçen sene. Böyle bir kapı arkasında uyuyordu hep. Ha, hiç o değil şeyde mi? Durmuyordu. Kapı arkasında uyuyordu. Ellerim ıslak değil mi? İyi olmuyor sevmesi şimdi. Ama genelde yazları şey, hepsi gibi. İkisi de dışarıda oluyorlar. Eve yemek yemeye. Gel bir öpeyim mi kafadan? Gel. Gel çırpıl bir kafadan öpeyim. Daha alışık değil aşağı. Evde falan öptürüyor da bugün şey oldu biraz. Of. Köpekten dolayı biraz şeyler geldi. Puf. Puf da küs. Küs müyüz? Ha, köpek bakıyor her şey. Ha, Coco da orada. Cocam sen de mi oradan geldin? Coco kıskançtır. Evet, çok kıskançtır. Ha, köpek buradaymış. Of, çok güzel oldu. Evet, bizim yaz sabah programı böyle oluyor. Evet. Şimdi eve döneriz, bir duş, ondan sonra... Sen pek kahvaltı etmezsin ama bir de çay koyarım ben. Aha. Sabah kahvesi üstüne bir de çay. Çay. Biraz ben kahvaltımı ederim, hazırlarım. Tamam. Güzel de oldu bugün. Hadi bitirelim istersen ha. Evet, her yavaş şey. Yavaş. Bayramdan sonraki ilk gün. Evet. Evet, daha sonra. Evet, sen de denize gir ama sonra, tamam. Tamam. Kimse görmesin benim denize girdiğim anları. Kimse görmesin. Çünkü sayılıdır. Çok kıymetlidir o anlar. Bir tek ben göreceğim. Hoşçakalın. Evet, ağız mı alt dedik ama bitiremedik galiba. Hadi Coco. Hadi Coco, eve gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Yani. Ben sizi çekmiyorum ki privacy. Yok yok, tabii evet. Sorun değil yani. Hayvanlara olan ilginizden çok büyük bir zevkle şeyiz yani. Giriyor musun? Denize giriyor mu? Bazen, giriyor. Çok mutluluk duyduğunu söylüyor. Severek girmiyor. Yani. Araba seviyor mu? Arabalara işaret koymayı seviyor. Ha. Ama neden bazılarını seçiyor, bazılarını seçmiyor Ercan'la düşünüyoruz. Hani. Vardır bir bilgi mutlaka. Markalarla ilgisi olmadığı açık. Bizde 4 tane var. Öyle mi? Bir at baş, bir Doberman, bir kuku. Bunlar iyice köy, bu en miniye. Bu en miniye. Evet, bir gün bekleriz. İnşallah. İnşallah. Değirmendeler onlar. Hadi şeyde. Ha, siz Trabzon'dan geldiniz. Evet evet. Tamam. Ali Bey'in. Ali abinin. Tamam. Evet, damadı ve kızı ve damadı. Kızı ve damadı. Tamam. Buraya taşınacak diyorlar. Taşınacak. Tayin oldunuz mu? Siz kedilere bakacaksınız. Ben köpeklere öyle görünüm. Açacağız. Hanımefendi. Ağustos'ta işte. Beraber. Orada. Olacağım Ercan'dan sonra. Tamam. Biliyoruz onu, biliyoruz öyle olacağını da bir türlü bu depremde. Duyuldu galiba değil mi? Öyle duyduk çünkü siz gidiyordunuz. Depremde şey oldu. Göstermeyeyim ben sizi çok fazla ya. Çekiyor çünkü de uyuyor. İstanbul'dayız da. Yani, iyi görünüyor muyum bilmiyorum ama. Yok, iyi görünüyorsunuz. Zaten şöyle yaptım. Güneşi verdim ki çok silüetiniz çok net belli olmayın istiyorum çünkü bazen. Herkes dinliyor bunu, izliyor. Onun için istemiyorum. Estağfurullah, zaten bir şey demiyorum. Kötü bir şey yok. Yok, ben canlı yayın yapmayı sevmiyorum. Ondan sonra silmesi kolay olmuyor. Evet. Yani bir dönemin şeyiydi o, hep bu yazla işte bu saatlerde o da burada olur, evet. Yürüyüş yapar, güzel, şey. Yaşlandı, şimdi fidan yetiştiriyor biliyor musunuz? Biz Afyon Kocatepe'yi ağaçlandırmak istiyoruz. Babamın 10.000 tane fidanı var. Günaydın. Bir daha söyler misiniz? Afyon Kocatepe'yi ağaçlandırmak istiyoruz. Babam harıl harıl fidan yetiştiriyor. Onları gelip çekmek için bizi ziyarete gelmelisiniz. Tamam. Tabii, hem seviniriz. Fakat Afyon Kocatepe önce alırız dedi. Hatta 2022'de bir 700 fidanımızı aldılar. Fakat sonra garnizon komutanı epey destek olmuştu. Sonra o tayinli dediler. Milli o yukarıdan savaş alanlarının görülebilmesi lazım. Orayı ağaçlandırmıyoruz ama öyle dememişlerdi ilk başta. Orası çok çorak. Bence evet. Dikkatli bir planda ağaçlandırma yapılabilir. Kesin yapılır. Birçok şehitlik var orada, bölge bölge. Onlar da çorak yani. Evet. Babam bağış yapmak istiyor. Ne kadar hepsi güzel. Hepsi bölge iklimine uygun. Yani ağaçlar. Ağaç, oraya uygun tabii. Kurak. İşte limon servisi. Hmm. Ama biz onunla başa çıkamadık. Şimdi gazetelere yazıyoruz, valiliklere yazıyoruz falan. Ama yanlış bir yolda ilerliyoruz belki. Yanlış yolda ilerlemişsiniz ama çok güzel bir projeniz varmış. Ben yani çok... Projemizi güçlendirmek için desteğe ihtiyacımız var. Hem de sevine sevine karı koca. Evet.
Çok memnun oldum. Çok seviniriz. Böyle bir sosyal medyayı kullanmak lazım. Evet, tamam. Çok seviniriz. Bunu YouTube'da da yayınlayacağım şimdi. Çok sevinirim. Tamam. Ben sizi bilmiyorum. İzlemiyorum. Ben Ayşegül Sahildeki. Başka bir yorum olur ya. Sahildeki. Sahildeki. Ben Acar Muhabir B diye geçiyorum ama Sahildeki esas. Tamam. Benim isim Acar Muhabir B. Tamam. O Levent Kırca'dan kalma bir nickname yapmıştım. Seneler oldu, 15 senedir. Öyle devam ediyor. Levent Kırca'dan kalma? Bir şeydir o, figürdür o, tiplemedir. Kameraman Cevat Belli gibi. Cevat Acar Muhabir B. Ben Acar Muhabir de ben B koyuyorum. Başka birisi almış zamanında. 15-20 senedir bunu kullanıyorum. Ama Sahildeki ev Ayşegül. Sahildeki ev olarak biliyorum. Da evet, o projeye destek vermek istiyoruz. O kuvvet fena değil şeyi, çok takipçi sayısı. Evet. Belki oradan bir bilinirlik olur. Sizin için de çok güzel proje. Tamamen insani ve Türk vatandaşı olan, babam asker olduğu için yani biz de hepimiz vatanımıza bağlıyız ama o daha bir bağlı. Fidanlarımız çok güzel oldu. Yani her biri bir 3-4 yaşına gelen. Nerede? Değirmenin orada mı? Evet. Değirmenin etrafında biz bugün oradaki gidiyoruz alanı da ama biraz kardeşim geniş burada babam çok büyük bir zevkle bu çekimi gelip yapsanız size kıyafetler giyer, pozlar. Hayır. Ben severim ama Ali amcayı. Geleceğiz tekrar. Geldiğiniz zaman size böyle. En güzel zaman. Misafir edeyim ben. Öyle yapalım şöyle. Şimdiden sözleşelim. Eylül başı gibi bir sözleşelim isterseniz. Olur. Biraz da öğrencilerin falan çekildiği, kalabalığın azaldığı aynen zaman yani. Olabilir. Şimdi Eylül çok kalabalık. Eylül başı gibi sözleşelim. Sözleşmemize Ercan'ın yaptığı şarapları da dahil edelim. İçer misiniz? Tam adamına soruyorsunuz. Hiç içmez. Evet. Kahvemizi yaptık. Çıkarken tamam, sohbetimiz de oldu. Bu çift ikisi de kadın doktorudur. Trabzon'da çalışırlardı. İşte bir deprem üstü Datça'ya geleceklerdi. Datça Hastanesi için çok güzel bir şanstı ama durdu şeyler. Sonra İstanbul'a gitmişler. Şimdi artık Datça Devlet Hastanesi'ne tayin geliyormuş Ağustos'ta. Çok da iyi doktor olduklarını daha evvelden tanımazken duymuştum. Trabzon'da hatta İstanbul'dan ve buradan Trabzon'a onlara muayene ve tedavi olmak için giden insanlar da fiilen şahit oldum ve çok memnunlar. İnşallah Datça için bir kazanç olacak bu çiftin buraya gelmesi. Bizim için güzel bir gelişme. Hem de onları tanımış olduk. Aslında babalarını tanırdık Ali amcayı. Evet, babaları şey. Zaten duymuşsunuzdur. Fidan hazırlıyormuş. Görelim Ali amcayı da görmüş oluruz bir zamanlar. Evet, yani çok böyle fit hep buralarda. Evet. Yürürdü. Yüzerdi. Spor yapardı, yüzerdi. Çok şey evet. Yaşlı fit. Yaşlı ama fit bir. Evet, çok fitti. O da bir rahatsızlık geçirmiş sanırım. Evet, ne yapalım şimdi? Evet. Hoşça kalın. Ben bir duş, çay. Ve hoşça kalın.